Efendim. Tamam, tamam dedi. Geldim ben zaten. Şimdi ilgileniyorum. Tamam. Kimse yok beyim. Yaşıyor mu beyim? Ben gelen. İsmail geldi, olay kapandı. Tamam. Sen bu kızı görmedin. Sedene de bir şey söylemek yok. Kimse bu kızı görmedi. Ömer Gülsoy'a haber vereni yakarım. Nasıl istersen beyim, itfaiye yolda zaten. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ne demek bey? Yoğun dumana maruz kalmış hocam. Giriş kapalı. Aradın, ilgilen dedin, ilgileniyorum işte, tamam? Yoruldum zaten, eve gelince konuşuruz. Merak etme, yatınız. Kendine geliyor. Girip görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Senaryelerin için öyle yatarken görünce alıp buraya getirdim. Sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Geçmiş olsun. Sonuçlar temiz. Hiçbir şeyiniz yok yani, öyle mi doktor bey? Evet evet, her şey yolunda. Bu arada bebeğinizin durumu gayet sağlıklı. İşlemleriniz tamamlandığında arkadaşlar haber verir. Eşinizi alıp çıkabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun.
kendinize iyi bakın. Sağ ol. Feraye, istersen çıkmadan evi arasana. Akşamdan beri merak etmişlerdir. Ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Telefon yandı denmez tabii. Ne bileyim, arkadaşım hastalandı, telefonu bir yerde bıraktın filan. Evet. Hazal hastalandı derim. Feraye, iyi misin? İyiyim, başım döndü. Midem bulanıyor biraz. Normal, hamilelik. Evet. Alışırım herhalde. Tamam, üzülmesem geçecek. Kusura bakma lütfen, benim sinirlerim bozuk, ondan böyle oldum. Olsun, tamam. Hadi gidelim. Yok, ben artık zahmet vermeyeyim, kendim giderim. Yani eve gitmeyecek olsam tamam da ben de eve gideceğim. Hem kalma bu halde burada. Hadi. Bulantın geçti mi? Daha iyi misin? Evet, daha iyiyim. Şimdi yoldayken sana bir telefon alalım mı? Sonra da sim kartını tekrar çıkartırız. Yok, gerek yok, ben hallederim. Tabii ki halledersin de, hazır yol üstündeyken diye dedim. Babam meraktan ölmüştür şimdi. Ben hemen eve gitsem daha iyi olur. Nasıl istersen. Bebeğin babasıyla bir sorun var herhalde. Neden sordun? Hastanedeyken aramamı istediğin biri var mı dedim, yok dedin. Hamile olduğunu öğrendiğinde şoke oldun. Sonrasında çok gerildin ki hala öylesin. O yüzden. Ya kusura bakma, ben böyle biraz sorgulama hali içindeyim sabahtan beri ama... Neyse, aldırma sen bana. Yo, haklısın. Tuhaf tabii. Bebeğimin babası başkasına aşık olmuş. Onunla evleneceğim dedi ve beni terk etti. Yapma ya. Kötü olmuş. Ama baba olacağını öğrenince pişman olur belki. Asla bilmeyecek. Söylemeyeceğim. Niye? Başkasına aşık oldum, onunla evleneceğim diyen birine senden çocuğum olacak mı diyeceğim. Bence demelisin Feraye. O da sorumluluk abla. Hem bak sana, 12 haftalık dediler. Gebeliği de sonlandıramazmışsın. Ayrıca da kimle evleniyorsa evlensin, defolsun gitsin. Ama çıksın bebeğine soyadını versin, sana da destek olsun değil mi? Affedersin ya, ben... Ben böyle biraz yükseldim, haksızlık falan. Peki evdekiler? Onlar ne der, ne yapar sence? Asla söyleyemem. Bulacağım ben bir çözüm. Yani orası öyle de... Bence duygusal davranma yine de. Bebeğin babasıyla bir konuş. Yani çünkü tek başına çok zor. Ben bebeğimle tek başıma daha iyi olurum. Asla bilmeyecek.
Öldü o. Bir ceset artık. Peki bu ceset buralardan birini tanıyor muyuz yani? Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Gidip konuşacağım. Olmadı ağzını yüzünü dağıtırım. Ne yapacağım? Şaka yaptım canım. Bakma öyle. Ha istersen gider ağzını yüzünü dağıtırım da. Ne oldu az önce? Bir şey oldu gibi. Ne oldu? Sanki böyle dudağının kenarında bir gülümsememsi bir şey gördüm gibi geldi. Ya da bana öyle geldi. Bilmiyorum. Biraz daha rahatla diye öyle yapıyorum. Usta. Mahcubum sana karşı. Saatlerdir benimle ilgileniyorsun. Ne kadar teşekkür etsem az. Feray. Ben bir şey yapmadım. Kim olsa zaten aynı şeyi yapardı. Tamam. O yüzden şu teşekkür faslını bir geçelim ne olur. Olur. Ben köşede inebilirim. Doğru. Ben öyle basıp gidiyordum. Biri görse sıkıntı tabii. Burası mı? Tamam. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz. Çetin, kurban olayım. Hadi gel içeri girelim. Hadi delirme, hadi. Bak hala artılıyor. Görüyor musun? Yasin canını okuyacağım ama. Tamam evde okursun canım. Bak sokak ortasında rezil olacağız. Biri görecek. Hadi gel kurban. Ya nesin? Kimse yok ya. Allah Allah. Şimdi babamın yanında olay mı çıksın? Adamın tansiyonu bine çıkacak. Sonra işin yoksa sabahlara kadar acillerde sürün. Ne duruyorsun orada? Gel, gel, gel buraya. Gel buraya. Nasıl Azal, nasılsın? Çıktım hastaneden. Evet. Kız sen kimi kandırıyorsun? Ha? Kimi kandırıyorsun? Gittim ben Azal'a, gittim. Seni görmemiş bile. Bütün gece uyumadı bu ev ahalisi var ya, bütün gece uyumadı. Tek kelime cevap ver bana. Neredeydin? Kız delirtme beni. Kimleydin bütün gece? Tamam, tamam delirme. Allah Allah. Ya Nesin, bir evin kızı gece eve nasıl gelmez ya? Ne demek ya bu? Tamam, ben konuşacağım. Sakin ol. Geç. Bir dellenme hemen ya. Seninle işimiz bitmedi daha Feraye Hanım. Konuşacağım seninle. Tamam, işine bak hadi. Çetin. Buyurun. Gel. Ne haber? İyidir vallahi. Ne olsun? Aynı. Devam işler falan. Neden bağırıyorsun sokak ortasında kız? Ha, gürültü ettik biraz, kusura bakmayın. Aile meselesi. Biz içimizde hallederiz artık. Bir şey varsa Çetin, alır karşını insan gibi konuşursun. Değil mi? Kocaman kız. Belki bir derdi var. Yok yani, bir derdi yok aslında ama. Neyse tutmayayım ben sizi ateş bir. İşiniz gücünüz vardır. Var. Var. Hayırlı günler. Sana ne oluyorsa.
Annem. Yoruldum. Ben artık çok yoruldum anne. Sen gittin ya. Ben çok yalnız kaldım. Yanımda ol istiyorum. Bana sarılmanı istiyorum. Üzülme. Herkes ettiğini bulur demeni istiyorum. Geçecek. Geçecek demeni istiyorum. Hatırlıyorum anneni. Çok güzel, çok iyi bir kadındı. Arabayla geçerken gördüm seni. İyi de gözükmüyordun o yüzden. Ne oldu Feraye, bir şey mi oldu? Dertlerimle yeterince yormadın mı? Sabah sabah sıkmayayım seni. Merak etme, sabah arkandan gelmezdim. Hem sıkılırsam giderim, merak etme. Okul staj için İstanbul'a gönderiyor dedim. Hı hı. Abime. Gitmem lazım. Karnım büyüyecek çünkü. Ama kabul etmedi. Yani eğer gidersen babamı bakım evine yatırırız dedi. Gittin mi? Anladım. Ne yapacaksın peki? Şu an sadece babamı düşünüyorum. Hamile olduğumu öğrenirse karnından ölür babam. Ama kalamam da, babamı bakım evinde de bırakamam. Bilmiyorum. Efendim Azal. İyi değilim ama evden çıktım. Ben şimdi kampüse geliyorum. Okula mı? Hadi ya, bırakayım seni. Yok. Yani ben biraz yalnız yürümek istedim. O yüzden. Nasıl istersen. Feraye, telefonunu yazsana bana. Beni kimde kaydedersin? Böyle bir şey olduğunda bana haber ver, olur mu? Teşekkür ederim. Hı? Gelmek istemedin, emin misin? Anlatmayacak mısın? Sen biraz daha toparladın mı kendini? Daha iyiyim. Güzel. Sorun dedem. Dedem benim üzerimde baskı kurup hiç istemediğim bir evliliğe beni mecbur bırakmaya çalışıyor. Sorun bu. Neden ama? Çok saçma bu. Sen daha dedim tanımıyorsun Feraye. Ömer Gülsoy bir şey isterse alır. Ona hayır denirse de sınır mınır tanımaz. Ezer geçer. Öyle bir adam. Hmm. Sen de bu durumda kabul edip evleneceksin o zaman, öyle mi? Hayır. Boyun eğmeyeceğim ona. Ne yapacaksın? Seninle evleneceğim. Ne? Ne? İkimiz de başımızdaki belalardan kurtulacağız işte. Anlamadım. Biz. Hı. Biz
evleneceğiz. Sen şaka mı yapıyorsun? Yok, çok ciddiyim. Bir dakika. Bir dakika, sen o kadar zor bir durumda değilsin ki. Yine Amerika'ya dönebilirsin. Hı hı. Ama bu sefer değil Feraye. Bu sefer dönmeyeceğim. Burada kalacağım. Savaş mı istiyor? Onunla savaşacağım. Ne annemi, ne kardeşlerimi onu ezdirmeyeceğim. O bir yapıyorsa ben beş yapacağım. Görelim bakalım ne yapacak. O zaman başka biriyle evlen Ateş. Ben böyle bir şey kabul edemem. Tanımıyorum ki seni. Ben de seni tanımıyorum Feray. Ama çok da büyük bir sorun değil. Zaten formaliteden bir evlilik. Öyle bir fırsatçı, bir pislik değilim yani. Senin bu zor durumundan faydalanmıyorum, merak etme. Öyle demek istemedim. Görmüyor musun Feray? En iyi çözüm bu. Şimdi evleneceğiz. Bir ay sonra senin hamile olduğunu açıklarız. Sen muhtemelen değil. Kesin erken doğum yaparsın. Kimse bir şey anlamaz. Bitti gitti işte. Sen bayağı planlamışsın her şeyi. Hı-hı. Mezarlıkta o kızın halini gördükten sonra düşündüğüm bir şeyler. İkimiz için de en iyisi. Benim için değil ama ben yapamam. Neden? Annem ya da dedemden mi korkuyorsun? Onlardan korkmana gerek yok Feraye. Önce Yaman, sonra da biz. Çok büyük bir gürültü kopacak. Kopsun. Ha bu arada, hiç kimse sana hiçbir laf edemez. Ben buradayım. Engel olur, tamam? Olmaz. Hı. Ne yapacaksın peki? Var mı bir çözüm? Hı? Yok. Tamam. Hadi diyelim gittin. Aldın başını uzaklara gittin. Hamileliğini de sakladın. Bebek doğunca ne yapacaksın Feray? Ne diyeceksin babana? Babacığım onu lelekler getirdim diyeceksin. Evet. Kusura bakma ben. Benim için de çok kolay bir gün olmuyor. Seni manipüle etmeye çalışmıyorum Feraye. Sadece kendi gerçekliğini seni uyandırmaya çalışıyorum, o kadar. O kadar. Benim sinirlerim bozuldu sadece. Anladım. Feray abim pisliğin teki. Hı? Ama baban? Ne yapacak Muhsin amca bunu duyunca? Muhsin amca bunu öğrenirse kahrından ölür. Sen çok bilmiyorsun. Muhsin amcanın bendeki yeri çok başka yani. Çok büyük bir önemi var benim için. Yani şunu demeye çalışıyorum. Benim dedemle böyle sorunlarım olmasa da sen bu halde olsan, ben yine sana gel evlenelim derdim. Sırf Muhsin amca üzülmesin diye. Gel evlenelim derdim sana. Gerçekten.